HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, Reyhanlı'da mezarlara verilen zararı meclise taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir soru önergesi verdi. Olayın arka planına değindi, saldırıyı kimlerin ne için yapmış olabileceğini ve bakanlığın bu konudaki araştırmalarını sordu. Hatay Valiliği'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamaya göre Reyhanlı ilçemize bağlı Gültepe mahallesindeki asri mezarlıkta 15 Ağustos 2019 günü meydana gelen mezar taşlarının kırılması olayıyla ilgili olarak emniyet güçlerince 6 kişi gözaltına alınmış olup soruşturma devam etmektedir. Soruşturma hangi aşamadadır? Reyhanlı asri mezarlığındaki saldırı kimler tarafından yapılmış, talimatı kim vermiştir ve saldırıyı yapanların bağlantıları açığa çıkarılmış mıdır? Kamuoyuna soruşturmanın içeriği hakkında şeffaf ve doyurucu bir açıklamada bulunulacak mıdır? Tekrar bir senaryo mu devreye konuluyor sorusu akla gelmektedir. Provokasyon korkusu içinde sınır illerinde yaşayan yurttaşların bu tedirginliklerini gidermek ve güvenli bir biçimde yaşamalarını sağlamak üzere bakanlığınızca önlemler alınmakta mıdır? Alındıysa nasıl önlemler alınmıştır? Selefi çetelere sınırların açıldığı, böylelikle ülke içerisinde rahatlıkla yuvalandıkları gerçeği IŞİD mensubu kişilerce defalarca dile getirilmiş, basına yansımıştır. İktidarın yıllardır sürdürdüğü bu Suriye politikası, yurttaşlarının güvenli bir şekilde yaşamasını sağlama görevinden daha mı önceliklidir? Reyhanlı'da yaşanan her saldırı ya da provokatif eylemin ardından bunun engelleneceği, bu tür provokasyonlara açık eylemlere müsaade edilmeyeceği açıklamaları yapılmıştır. Son olarak yaşanan mezarlık saldırısı ve tehdit mesajları bırakılması neden engellenememiştir? Emniyet Müdürlüğü'nün bölgede güvenliği sağlama görevinde ihmaller mi vardır? Sınır güvenliğini sağlamak ve ülke içerisindeki IŞİD, El Nusra ve Türevi çetelerle bağlantısı olan kişileri açığa çıkarmak için etkin bir politika izlemek üzere çalışmalarınız olacak mı?